Herkese selamlar arkadaşlar. Elimizde sabırsız bir Kaan ve onun bıçağı. Evet, çok güzel bir ürün kutusundan çıkaracağız. Böyle bir şey var. O zaman başlayalım. Elimizdeki model Kaan. Bu bir canavar. Biz özelliklerine baktık. Arkadaşlar Casper G750 serisinin en üst modellerinden biri var. Hatta en üst modeli var diyebiliriz. Bu model içerisinde canavar barındırıyor. En baştan söyleyeyim, bir oyuncu bilgisayarı 1070 ekran kartı var. 8 GB'lık paylaşımsız bir 1070'imiz var. Sen anlatırken ben yavaş yavaş. Aynen. Şöyle kenarlarından sen giriver. Şöyle gösterelim arkadaşlar kutunun açılışını. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü efsane bir bilgisayarı kutusundan çıkartacağız. İncelemez diye. Ama istiyorsan kenarından önce şuradan anlatalım neler olduğunu. O zaman yaklaş abi, şöyle gösterelim. Kutuyu bir gösterelim. Neler, ben bu taraftan başlıyorum. Şöyle yatıralım. Sen de rahat bir şekilde al. Şimdi öncelikle bir oyuncu klavyesinde, oyuncu bilgisayarında olmazsa olmaz bir oyuncu klavyesi yerleştirilmiş. RGB aydınlatmalı klavye ve touchpad olmayla birlikte geliyor. SSD kullanılmış. Tabi burada kapasitesi yazmıyor. Biz birazdan söyleyeceğiz bunu. DDR4 tipi bellek kullanılmış. Onu da söyleyeceğiz birazdan. Ayrıca bir oyuncunun en çok bastığı tuşlar WASD. Bunlar için özelleştirilmiş bir yapı var arkadaşlar. Ayrıca Dolby Dijital Ses Sistemi deyip bu tarafa geçelim. Şimdi bu tarafa baktığımızda ise biraz daha teknik özelliklere değinilmiş. Ne var? Mesela 8 GB kapasiteli 256 bitlik GTX 1070 ekran kartı, Intel Core i7 HQ işlemci, ondan da bahsedelim. Ve bu bilgisayarın bence en can alıcı özelliklerinden birisi. 15.6 inç ekranda 4K çözünürlük abi. Ve anti-glare, yani ışık yansıması yapmayacak bir ekranda geliyor. Ki Excalibur'un neredeyse bütün oyuncu bilgisayarlarında anti-glare teknolojisi kullanılıyor. Aynen. Metal kasa tasarımı mevcut. Ayrıca yüksek performanslı turbo fan çünkü bu alet canavar. Bu canavarı bir soğutmanız gerekiyor. O zaman şöyle gösterelim. Cihazın fotoğrafı bu şekilde. Artık kutuyu bir açalım. Ama tabii ki siz fotoğrafı değil, bilgisayarın kendisini merak ediyorsunuz. Evet, şöyle açalım. Şöyle arkadaşlar, karşınızda bir adet canavar var. Bunu sonra saklayıp kutu içindekilere bakalım. Bir dakika açmadan göstermek istiyorum. Nasıl portatif bu arada? Evet abi. Hani bu arkadaşlar öyle övmek için övme değil ama ben de 1070'li bir makine kullanıyorum. Ben o makineyi taşırken sırtım ağrıyor. Bu nedir? Böyle tek elle al götür. Evet, hakikaten ama aynı şeyi adaptör için söyleyemeyeceğim tabii ki. Tabii adaptör birazcık. Bilgisayarı sona sakladık arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Şöyle bir adaptörümüz var. Aslında o kadar da tuğla değil. Yani geniş yani değil. Yani doğal olarak biraz güç vermesi gerekiyor. Aynen, biraz geniş bir adaptör ama yani ağır değilmiş ya. Hani tabii. Ürkütücü bir şey yok. 11.8 amper çıkışı var bu arada adaptörün. Bayağı yüksek. Olması da gerekiyor. Aynen, 19.5 volt, 11.8 amperlik bir çıkışı mevcut. Çok ciddi bir sistemi çalıştırıyor çünkü. Ki yani ona rağmen şuradan bence zaten hani güç girişinde şöyle görebilirsiniz. Kutu içeriğinde bu ikisi var. Onun dışında şöyle bakalım. Sürücülerin olduğu bir CD var. Kullanırsınız, kullanmazsınız ama konulmuş. Garanti belgesi var ve dizüstü bilgisayar kullanma kılavuzu mevcut. Çoğumuzun belki de hiç bakmayacağı bir şey. Arkada da not defteri yapmışlar. Güzel olmuş ya. Hani güzel. Belki servise getirip götürdüğünde ne zaman yapıldı bilmem ne gibi. Tabii. Detaylar işlenebilir. Abi o zaman ama şunları bir kenara al. Kenara al. Ben bir canavarı arkadaşlar huzurlarınıza hadi vermek bakalım istiyorum. Yavaş yavaş. Tın, 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 tın. Tek elle taşıyabildiğim bir 1070'li makine. Abi şöyle bir yandan bir şöyle bir geçsene şurayı. Şurası çok güzel. Ya müthiş görünüyor abi tasarım ya. Ve hani metal kasa, şöyle bir açalım. Fırçalanmış metal yüzey ve arkadaşlar abi, makinemiz bu. Gerçekten müthiş. Bakalım şarjı var mı? Evet, şarjı var büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar şimdi tasarıma nereden başlasak bilmiyorum. Açtık madem buradan başlayalım. Arkadan aydınlatmalı RGB klavyemiz var. Gerçekten çok güzel görünüyor klavye ve basma hissiyatı çok iyi. Işıklandırmalar çiklet çok yapıda güzel olmuş. Çiklet yapıda dediğin gibi. Ve daha önce çok alışık olmadığımız şekilde bir touchpad alanımız var. Of. Excalibur'un yeni serisinde bu şekilde ışıklandırma kullanılıyor. Işıklandırma harika yalnız touchpad'te. Saydam ayrıca bir alan kullanılıyor ve tamamen sizin LED'inize uyumlu olarak buraya da bir ışık yansıyor. Ayrıca numerik tuşlar da burada mevcut ve hani öyle güzel ayarlanmış ki numerik tuşlar sanki yokmuş gibi gösteriyor kendini ama arkadaşlar numerik tuşlar var. Bir yandan biz kurulum işlerini de sürdürelim.
Emin abi sen tasarımı anlatmaya devam et istiyorsan ben de o sırada kurulum yapayım. Anlatamıyorum. Anlatmaya gerek yok. Yani arkadaşlar son derece benim bunda etkilendiğim bir şey var. O da bilgisayarın portatif yapısı. Ya ben notebook güçlü bir oyuncu notebookunda böyle bir portatif yapı görünce seviniyorum. Yani bu güzel bir tercih. Çünkü 1070'li içinde i7-7700Z çıkıyor bundan. Sağlam bir sistemi 15.6 inçlik bir ekrana sığdırmak. Yerleştirmek, bunu sığdırmak. Ha, bu dünyanın en zor şeyi değil ama bunu bu tercihi uygulamak hakikaten çok güzel bir şey. Evet. 4K şimdi, bir ekran kullanmak. Şimdi bir yandan kurulum hazırlanırken ben tasarımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Hemen şimdi yan taraftaki çıkmıştan. Giriş çıkış seçeneklerine baktığımızda çok çok zengin bir yer görüyoruz burada. Şuradan başlayalım. Hafıza kartı okuyucumuz var. Tip-C girişimiz var. Mini DisplayPort bağlantımız var. USB hızlı SuperSpeed 3.1'dir diye düşünüyorum. Bağlantımız var. Tam boylu HDMI var. Ethernet portumuz var. Yani yok yok. Bir de Kensington kilidi var. Kensington kilidi var. Artık söylemiyorum artık onu ya. Bu tarafa baktığımızda kulaklık ve mikrofon combo jack'ını görüyoruz. İki tane daha USB portu. Şurada bir havalandırma çıkışı daha mevcut. Ve o kocaman adaptörün küçücük bir girişi var burada. O muhtemelen ekran kartının direkt şeyi. Büyük bir ihtimalle küçücük girişi şey. Var burada. Giriş çıkış seçenekleri konusunda gerçekten dolu dolu bir cihaz. Cihazın ön tarafına şöyle baktığımızda burada da LED alanlarını görüyoruz. Aydınlatma çok güzel olmuş. Değil mi? Ve altında bayağı bir ızgara var. Şöyle. Şöyle altında çevirdiğimiz zaman ayrıca bir adet subwoofer geliyor. Sadece bir ızgaradan bahsetmeyelim burada. Makineyi... Şöyle yapayım mesela. Burada bir subwoofer'ımız var. Aha, ve hadi başlayalım diyor. Onu bir gösterelim. Izgara alanımız var. Yani bu alet gerçekten muazzam olmuş. Şimdi şu tarafı da biraz daha detaylandırmak lazım. Ben bu saydam alanına bayıldım. Bir. İkincisi artık Excalibur markasının logosu çok güzel kullanılıyor. Yanlışlıkla tuşa bastım. Umarım tam basmamışımdır. İnşallah kapanmazsın. Şurada hoparlör alanını görüyoruz. Bir de şöyle şu egzoz alanını göstermemiz lazım. Egzoz alanı İlk da çok şık. Orayı gösterdik. Aynı zamanda tabii ledler yine çizgiler şeyde de var. Müthiş görünüyor gerçekten. Ben şimdi şöyle bilgisayarın size teknik özelliklerini anlatmaya başlayayım. İstiyorsan bu tarafa biz sana aslında doğru çevirelim. Spoiler'a bakmak için direkt olarak spoiler'ını aldık önceden. Direkt eShop üzerinden özelliklerine baktık evet, ama size de burada gösterelim istiyoruz. 7700 HQ şu anda Intel'in 7. nesildeki en performanslı işlemcilerinden bir tanesiyle geliyor. Excalibur G750. 32 GB'lık DDR4 tipi bellekle birlikte geliyor ki bu gerçekten iyi bir kapasite. Çok bayağı çok iyi bir kapasite bakıldığı çok zaman. Çok uzun süre rahat edecektir özellikle i̇şte, oyuncular. Yaklaşık 1070. 1070, 8 GB RAM'li 1070. Ekran kartıyla geliyor. Ayrıca asıl bombayı da söyleyeyim mi? Emin hazır mısın? Depolama abi? Alanlarına gel hadi gel gel. Şimdi burada arkadaşlar bir M.2 SSD'miz mevcut. Bir de 1 TB'lık kapasiteli mekanik diskimiz mevcut. Yani bu bilgisayar uçar kaçar hızlara kadar erişebilecek. Şurada gördüğünüz 512 GB'lık alan bir M.2 SSD. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Genellikle 128 ve 256 GB'lık M.2 veya normal SSD kullanmaya alıştığı laptopta oyuncular 512 olunca hızlı çalışmasını istediğiniz oyunları gönül rahatlığıyla buraya kurabileceksiniz. 1 TB da zaten doğal olarak depolama ve diğer oyunlarınız için kullanabilirsiniz. Şöyle görüntü ayarlarına girelim, çözünürlüğü de gösterelim sizlere. 15.6 inç ekranda 3840x2160 ekran çözünürlüğü sunuyor arkadaşlar bu oyun canavarı. Gerçekten teknik anlamlar konusunda... Ben performansını hakikaten merak ediyorum teknik zaten. Teknik özellik konusunda gerçekten çok iyi iş çıkartacak bir makine, ben eminim bundan. Şu anda güç modu bu özellik iyiymiş ya. Windows 10'da evet. Var zaten. Güzel bir olay. Şöyle aldık diyelim. Bir tane de şöyle bir yeniden başlatıp açmak istiyorum. Şöyle bir hızlı bir başlasın. Ki güncelleme de yapmayacaktır. Güncelleme de yapmayacak en azından. İnternete daha bağlamadık. Yani klavye tasarımı çok güzel. Metal kasa tasarımı da çok iyi. Yani ben tasarım anlamında çok beğendim. Zaten performans anlamında çok soru işareti bırakacak bir cihaz değil. Soru işareti yoktur zaten. Şu an izleyicilerimiz de yani piyasadaki bütün oyunları özellikle 2K'da, 4K ekranda yani. Da 4K'da 40 FPS'lere birçok oyunda varacaktır. 45 FPS'lere. 2K'da da birçok oyunda 60 FPS görecektir. Tekrar klavyeye dönelim. Az önce bahsettiğim WASD'nin özel yerleştirilmiş yapısı da burada karşımıza çıkıyor. Bu tuşları eriteceğiz arkadaşlar. O yüzden kaybolmasın diye de koymuşlar. Yani açıkçası şu mesela klavyeyi ayıran çukur alan çok güzel olmuş. Hoparlör ızgarası çok güzel görünüyor. Şu touchpad'in sınırlarının aynı alanın içine koyulması da çok başarılı olmuş. Yani tasarım anlamında gördüğüm en şık cihazlardan bir tanesi. Tabi detayları da incelemeye saklayalım o zaman. Ben incelemekle ilgileniyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, sen anlatmaya devam et. Excalibur G750'yi kutusundan çıkarttık. Detaylı inceleme kanalımızda olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.